O da bağlı. Evet, bu şekilde devam ediyor. Buradan çıkartıyorsun bir yorbelden. O düzgün bir yerde olması lazım. Bunu çeviriyorsun. Şurada çevirmen arkadaş şuradaki böyle. Bunun zamanını giriyoruz. Sıcaklığını giriyoruz. Bir anlatılanı yapıyoruz. Altta fanlar var, nemlendirici var. Her saatte bir bu 45 derece açıyla çevir durabiliyor. Makine çevir. Evet, makine çevir. Bunu mesela bundan sonra... Pazar... Normal makine de yapılmıyor değil mi buzdolabı? Buzdolabının yarısıdır. Ama asıl amacımız askeri teknolojiden ziyade deprem olduğunda ya da heyelan, göçük meydana geldiğinde insanların giremeyeceği yerlere bu aracı göndererek, önüne bir kamera takarak insanların yaşadığını ya da hangi bölgede olduğunu tespit etmek. Tablosuz olarak uzaktan istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Burada yaptığımız konsept bir şehrin küçük bir modeli, akıllı bir şehir modeli yaptık. Sensör var, buradaki sensör vasıtasıyla sinyal indiriyor, bu sinyali radarın bulunduğu konuma göre açısını ve mesafesini hesaplıyor. Açısını ve mesafesini hesaplayıp bizim bilgisayar ekranımızda gösteriyor. Üniversitesine geleceğimi ne yapacağımı bilmiyordum. Geldiğimde bütün derslerimi hepsini öğrendim. Dışarıya gittim de her şeyi ne yapacağımı, ne geleceğimi bilmiyorum. Hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şunu öğrendim ki endüstri meslek öğrencileri bütün hayatı öğretiyorlar, her şeyi öğretiyorlar. Endüstri meslek lisemizin gerçekten güzel bir çalışması. Çocukların emeği boşa gitmemiş anlaşılan. Buraya gelemeyen kişiler gerçekten büyük bir şey kaybettiler. Çocuklar gerçekten güzel bir şeyler yaptı. İşte bu çalışmalar öğrencilerimizin en büyük hayali. Hayallerini maket haline getirip güzel bir çalışma sergilemişler. Kendilerini tebrik ediyorum. Güzel çalışmalar. Bu gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Haberin doğru adresi havadis.ağrı.com.